Merhabalar, SolidWorks eğitim setimize hoş geldiniz. Şimdi sizlerle bayrak komutumuzu işleyeceğiz. Ben videoya başlamadan önce daha önce bir çizim oluşturmuştum. Bu çizimi profil kapama komutunda da kullanmıştım aynı şekilde. Bayrak komutuma geliyorum. İlk olarak benden yüzleri desteklememi istiyor. Bayrak komutunda dikkat etmem gereken tek bir unsur var. Seçeceğim yüzlerin birbirine dik olması. Birbirine diklik vermeyen yüzeylerde bayrak komutu eklenmiyor maalesef. Ben bu yüzümü bir de bu yüzümü seçiyorum. Yakınlaştırıyorum çizimimi ve programın bana otomatik olarak bir bayrak yani destek attığını görüyoruz. Şimdi ise alt opsiyonlarını birlikte bakalım. İlk olarak böyle bir seçeneğinize tıkladığınızda bayrağınız normal bayraktan farklı olarak bu boyutlara gelecektir. D1, D2 ve D3 boyutlarımızı ise değiştirdiğimizde aradaki farklılıkları görelim. 25 olarak girmiş, 40 yaptığımda X eksenindeki uzamayı görüyoruz. D2 yaptığımda Y eksenindeki uzamayı ve D3 ile oynama yaptığımda ise Z eksenindeki uzama miktarını görüyoruz. Üçgen şeklindeki olan profilime girdiğimde ise Z değil de sadece X ve Y ekseninde ilerlemeler söz konusu olacaktır. X'i 60 ve Y eksenindeki uzamayı da 80 olarak değiştirdiğimde gördüğünüz gibi çizimimin değiştiğini gözlemliyoruz. Bir alt satırda ise D5 olan mesafemizi 25 olarak girdiğimde bu sefer kırılan boşlukta yüzeyimle yapılan uzaklığı bize gösterecektir. Ve D6 olan boşluğumu da 30 olarak güncellediğimde yine kırılan boşluğun yüzey ile olan arasındaki mesafeyi göreceğiz. Kalınlık olarak ise iç taraf, her iki taraf ve dış taraf olmak üzere seçeneklerimiz mevcut. Onu da şuradan bakalım. Şimdi iç taraf, her iki taraf ve dış taraf. Buradan yine aradaki mesafeyi arttırıp azaltıp bayrağımızın kalınlığını bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Ben bunu tekrardan 5 mm'ye getiriyorum. Konumu ise bu işaretler bayrağımızın konumu oluyor. Bu arada şurada gördüğünüz çizgiyi baz alacak konum olarak. Buradan profil konumuna başlangıç noktasında, orta noktasında ve sağında olmak üzere bayrağımızı konumlandırabiliriz. Öteleme miktarımızı ise yine dilediğimiz gibi elimizle değer girerek mevcut olan konumumuzdan ötelemeler yapabiliriz. Öteleme komutumu pasif olarak bıraktığımda ise en son kalınlık komutumun kaldığı yerden çizimime devam edecektir. Onay veriyorum. Gördüğünüz gibi birbirine dik olan iki yüzeyimin arasına bir destek bayrak oluşturmuş olduk. Bayrak komutumuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.